Önemli. Peki aynı şey eş durumuyla alakalı düşündüğümüzde, yani evet anne adayının kilo kontrolü gebelikle alakalı sağlıklı bir gebelik geçirmesi için kilo kontrolüne dikkat etmesi önemli. Bu kısmını evet öğrendik. Peki biraz daha eş tarafından bakacak olursak erkekler için de gebelik öncesinde süreçte kilo kontrolü acaba kişilerin çocuk sahibi olması noktasında etkili olabilir mi? Yani uzun süreli deneyen ve çocuk sahibi olamayan kişiler için düşündüğümüzde 1 yıllık bir süreçten bahsettiniz. 1 yılın ardından mutlaka doktora gidilmesi gerektiğinden bahsettiniz. Burada acaba erkek için de kilo kontrolüyle alakalı bakılması gereken bir durum var mı? Aslında şimdi erkekte de kilo fazlalığı varsa zaten bu metabolik sorunları yanında getirdiği için erkeğin de tabii ki kilosunu kontrol etmek lazım. Çünkü sperm sayısı, sperm hareketliliği bunları etkileyebiliyor. Eğer erkek birey sigara alıyorsa, alkol tüketiyorsa bunları hayatından çıkartmalı ki sağlıklı bir gebeliğe adım atabilsinler. Tabii ki bu anne adayı için de geçerli. Yani anne sigara içiyorsa bunu bırakmalı. Yani maalesef hani görüyorum. Bu şekilde takip ettiğim gebelerim de var. Hatta bazı gebelerim söylemiyorlar sigara içtiklerini. İşte 30. haftada vesaire diyorum. Hocam ben sizden bir şey saklıyordum ama ne sigara içiyorum. Bunu madem sağlıklı bir gebelik istiyoruz, başında kontrol altına alabilmek lazım. Erkek bunun dışında bazı takviyelerle şimdi eğer 1 yıl boyunca hala gebelik oluşmadıysa kadına baktık. Tabii ki erkeğe de bakıyoruz. Erkekten de istediğimiz bir tahlil var spermiyogram adı altında. Buradaki sonuçlarda herhangi bir anormallik varsa bunun üzerine ya bir üroloji muayenesi ya da bazen ek gıda takviyeleriyle sperm sayısını ya da hareketini arttırmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi hiçbir sorun bile yoksa kilo erkek için de önemli bir faktör. İşte burada biz devreye giriyoruz. Kilo fazlalığı varsa, özellikle erkeklerde abdominal bölgede bir artış gözlemleniyorsa, metabolik sendromdan şüphelendiğimiz için biz bu süre zarfında kişi planlı gebelik istiyorsa diyoruz ki eşiniz de bir gelsin, eşiniz de bir görüşme yapalım. Genel olarak zaten planlı gebeliklerde kadın ve erkek değerlendirme talep ediyorum. Kimileri evet kabul ediyor, kimileri kabul etmiyor. Kadınlar daha çok beslenme desteği almaya eğilimli. Erkekler bu noktada biraz daha geri planda durabiliyorlar. Ama beslenme, alkol ve sigara tüketimi, bunların hepsi sperm sayısını çok ciddi anlamda etkiliyor. Çünkü takip ettiğimiz hastalarımızda zaman içerisinde tekrar test istediğimizde ya da herhangi bir tedaviye gerek kalmaksızın kişinin herhangi bir sorunu olduğu durumda bile beslenme desteğiyle doğal yolla gebe kalabiliyorlar. Sperm sayısındaki düşüklüğü de beslenmeyle biz düzenlemeye çalışabiliyoruz. Bu noktada tabii ki sigara ve alkol kullanımı esas. Beslenme kısmında da bazı gıdalarla özellikle kırmızı ve mor meyveler, antioksidan kapasitesi yüksek gıdalar, yüksek meyvelerle beslenmek, glisemik indeksi düşük meyve sebzelerden destek almak, gıdalardan destek almak, insülin direnci varsa onu kırmak için yol almak, bir beslenme protokolü uygulamak bizim için temel esaslardan bir tanesi. Bu kadın için de erkek için de geçerli. Çünkü insülin varlığında kişinin hem gebe kalmasını zorlaştırırken hem de insülin direnci olan bir bireyin gestasyonel diyabete de yatkınlığını arttırıyor. Bu durumda zaten yüksek kiloyla gebelik başlamışken üzerine de tekrardan ki bizim Türk halkımız bu noktada iki canlısın yemek ye diye desteklediği için anne için de zorlu bir süreç olabilir.